Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Erdoğan Akman. Ben Kübra Akman. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar başlamadan önce ricamızdır. Abone olmanız ricamızdır yani. Ve abonelik ücretsizdir. Herhangi bir ücreti yoktur. Ve gerçekten hala yani onun ücretli olduğunu sanıp yani abone olmayan çok insan var. Kimse de şey diyor, ben abone bugüne kadar hiç kimseye abone olmadım. Sana da olmam, YouTube'a da para vermem. Ya şimdi mesela elektrik aboneliği, su aboneliği, evet. İnternet aboneliği. Yani bazı insanların geçmişte yani bir şeylerden dolayı dili yandığına hani o yani abonelik kelimesiyle beraber direkt böyle hemen dur diyor. Ya da hiç girişmiyor işin içerisine. Neyse arkadaşlar abonelik ücretsiz. Katıl butonuyla da destek olursanız seviniriz. Yani burada ücretli olan bir kısım varsa katıl butonu ona tıklayaraktan destek olabilirsiniz. Allah razı olsun şimdiden olanlara da teşekkür ediyoruz. Ekstra yorumlar kısmında da süper teşekkür var. Orada da destek amaçlı yine aynı şekilde süper teşekkür dediğimiz yorum yazıyorsun. Ve o ücretli bir yorum olmuş oluyor. Farklı oluyor orada görüntü olaraktan da farklı oluyor. Şimdiden destek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim bir önceki videomuz vardı ya. Keçileri saptık köyden göçüyor muyuz? Evet. Şimdi sadece kapak fotoğrafıyla hani mesela biri gördü beni dedi ki ne yaptın göçtün ettin mi Erdoğan nereye gittin gibisinden. Abi dedim video yanlış anlaşıldı dedim. Yani biz orada göçtük göçü yok kesinlikle gittik artık köy hayatı bitti bizim için. Öyle bir şey demedik dedim. Ha şey dedi ya hani videoyu tamamen izlemediğimiz için dedi. Ya moralim bozuldu anlıyor. Tamamen değil tıklayıp çıktım. He yok tıklayıp çıkma da değil bence. Belki çoğu tamam. Da kapak fotoğrafına göre yorum yapıyor. İnşallah bizi seven izleyicilerimizden ricamızdır. Videolarımız yayınlandığında anlık vaktin yoktur. Tamam mı? Destektir. Bu bir destektir yani. Şöyle tıklarsın. Orada aktif çalışır. Ama müsait olduğunda da oturup izlersin. Bak bu bir seçenektir ve bu gerçekten yani size şöyle söyleyeyim katıl butonunda bize yani nasıl bir destek oluyorsanız onu yapamıyorsanız da bu destek bizim için gayet güzel. Yani onu söyleyeyim ama bunu yapan izleyicilerimiz de var. Müsait değilim şu an kendisi çalıyor daha sonra tekrar izleyeceğim diye. Şimdiden Allah razı olsun. Şimdi köyden falan göçtüğümüz yok arkadaşlar. Yani biz oradan zaten köyden göçmeye çalışsak bile şehirde yani en aşağı 50-60 bin gibi bir maaş almamız lazım. O maaşın da her ay neredeyse dışına 10 bin, 15 bin gibi ekstra bir para artacak ki o parayı da zaten şehirde kurduğumuz yeni evin yeni düzeni için en aşağı bugün bir ev dizmek 200-300 bini bulur. 2 yıl 10 bin ödüyor diye o evin borcunu ancak öderiz. Yani bizim şu an köyden şehre hareket etmemiz direkt böyle Allah muhafaza hani oradaki olanları tenzih edelim zor durumda olanlara Rabbim yardım eylesin. Yani bir anda kölelik sistemine geçiyor gibiyim yani. 2 yıl boyunca 3 yıl boyunca çalışacağım kirayı ödeyeceğim faturaları ödeyeceğim yeni aldığım ev ve eşyaların şeylerini ödeyeceğim, borçlarını yani ödeyeceğim. Aslında bir nevi tekrardan düğün etmiş gibi. He. Yani ve bir hayalim olsa bile para biriktirme gibi bir yani her ay kenara 5.000 10.000 koyaraktan bu ülkede ne alınabilir bilmiyorum da ya 3 sene sonrası için düşünmem gerekiyor ve ben bu 3 sene sonra içinde yani birileri için çalışacağım, birileri için kira ödeyeceğim, ekstra fatura, masraf, pazar, çarşı yani biz burada, orada o videoda onu anlatmaya çalıştık. Hareket etmeye niyetlensek bile bizi bekleyen sonuçlar ve neticeler bu dediydik. Lakin biraz yanlış anlaşılmışız. Onun haricinde gene o videomuzda söylediydik. Yani YouTube'dan da güzel bir gelirimiz var. Artıyor inşallah. Yani dua edin. Onun haricinde bizim hacamat işlerimiz oluyor. Bitki işlerimiz oluyor. Hanımın danışmanlık işleri oluyor. Benim sağ solda gidiyor mesela yardım ediyorum. Ya da sair işlere de yaptığım da oluyor. Çok fazla olmasa da oluyor. O da ister istemez o da para kazandırıyor yani. Şey derler yani akmasa da damlıyor derler ya. Öyle demeyelim de akıyor diyelim inşallah. Hani dua niyetine geçsin diye söylüyorum. Şimdi
Bu videomuzun konusuna gelelim. O videoyu biraz izah ettik. İnşallah anlaşılmıştır. O videodan sonra şöyle bir şey oldu. Yani bu köydeki hani sizin beceriksizliğiniz gibi bir şey algılandı veya onu kastettiler. Ben öyle yani siz yapamamışsınız ama arkadaşlar bu sizin beceriksizliğiniz. O yüzden bu ülkenin şu an şehirlerde yaşayan birçok insan beceriksiz olduğu için zaten şehre göçtü. Yani çok becerikliyse niye köylere gelmiyorlar değil mi? Şimdi arkadaşlar. Yok, göçenlerin çoğu da zaten köyden göçtüler yani. Köyden köyde geçtim. İş imkanı olmuş olsa zaten şehirler niye de olsun? Burada biz şunu bir açıklığa koyalım. Hadi biz yapamadık. Atadan beri bunu görenler var. He. Diyorum bizden beraber köye gelen de var. Köyde 60 yılını idame ettirip 60'ından sonra şehre göçmek zorunda kalan var diyoruz. He. Son 2-3 yıl içerisinde. Düşünün arkadaşlar. Yani adamın ömrü 70 yaşında, 75 yaşında. Ama yani mecbur kalıyor. O bile göçüyor. 75 sene sırf köyde iş kalmış. İş için yani bu hayvancılığında geçinemediği için. Şimdi biz köye adım atarken niyetlerimizden biri şuydu. Yani radikal bir karar aldık. Bizim kararımız burada mandıralar kuracağız. Zengin olacağız. Holdingler kuracağız. Öyle bir niyetle gelmedik. Rabbim nasip eylerse ne güzel. Yani insanlara iş imkanı vermek nasip olur. Güzel işler yapabilmek nasip olur. Markalaşmak nasip olur. Amin diyelim. Güzel işler yapmak Müslüman yerinde durmasın. Hareketli olsun. İyi işleri yapsın. Zenginimiz kaliteli Müslüman zengin olsun diyorum yani. Amin inşallah. Şimdi niyetlerimizden biri üretmek, ürettiğimizle geçinmekti. Fazlasını satmak ve yani şehrin stresi, keşmekeşli, başkalarının altında çalışıp o eziyeti çekmek ve sonunda da aynı yerde debelenmektense kendi hayatımızda, kendi hanemizde, kendi köyümüzde kendi ürettiklerimize geçinmekti. Lakin arkadaşlar biz hareket ettiğimizde mazot 3 lira mıydı, 2 lira mıydı, neydi? Yani bugün oldu 40 lira. 1,5 liraydı. He. Yok o LPG'ler. 2-3 liraydı. Yani 40 lira oldu ya. 42 lira mı oldu? Şu an kaç onu da bilmiyorum. Tamam maaşlar arttı diyebilirsiniz de biz köyde kendi ürettiğimizden geçinmeye çalıştığımız için o maaşın artışı bize yansımıyor. Sadece zam yansıyor. Ya şimdi oradan kalkıyor arkadaş zam dediği anda bu zammı ilk hisseden biz oluyoruz. Ama sonra maaş hisseden artışını hissetmiyoruz. Çünkü maaştan geçinmiyoruz. Aynen. Maaş artışı veya herhangi bir artışın bize bir faydası olmuyor. Biz hissetmiyoruz yani. Şimdi zamla ilgili bir haber olsun ya da asgari ücrete zam olsun veya sahip bir şeye zam olsun, ürünlere zam olsun. Bunu ilk hisseden askeri ücretli oluyor. İkinci hisseden askeri ücretin üstünde çalışan oluyor. Üçüncü ay hisseden memur oluyor. Ama bu zamlar da belimizi büktü diyerekten yani onlar ama onlar bir ay, iki ay ve üç ay sonra hisseden güruh var. Biz adamın ağzından zam kelimesi çıktığı anda tamam. O gün hissediyor biz. O gün hissediyoruz yani onu demeye çalışıyorum. Bizim belimizi büken olaylar bunlar oldu. Bir de şu var arkadaşlar şunu da unutmayalım. 25-23 sene köyde yaşadım. Şehirde yaşadım pardon. Biz şimdi şehirli insanıyla köy insanını alışmaya çalıştık. Çünkü köylüyle bir iletişim 23 sene. O zihniyet farklı bu zihniyet farklı. Anamız babamız burada da değil ki. Gelince hani onlarla beraber yani köylüyle iletişim yani onlar kuruyor. Yaptık. Biz mesela kendi köyümde annemle gidince komşudan bir şey isteyecek olsa annemle mi gönderiyorduk? Dedemi gönderiyorduk mesela. Ama burada herhangi bir iletişim kurmaya komşunun isimlerini bile bilmediğimiz için kim kimin nesi onu da bilmediğimiz için. Bu bir uyum. Için, yani herkesi tanımaya çalıştığı kim nedir, nasıldır, ahrabalık bağı nasıldır onları çözmeye çalışıyoruz. Bu arada yani biz dediğim gibi babadan dededen kalan bir eve gelmedik. Kendi evimizi yaptık. Zaten bir ev vardı da ahırı vardı da değil. Ahırı kendimiz yaptık. Kömürlüğünden kümesine kadar, alet edevatından yani her şeyine kadar arkadaşlar. Daha da eksikler devam ediyor. Yani şimdi adam mesela köye göçüyor bir düzen var. Yani 100 yıldır orada yaşayan birileri var. Terk etmişler veya hala sadece anne baba var. Adam bir gidiyor. Direkt ev, ahır her şey kurulu. Yani bu bir sisteme zaten neredeyse bir 100 yıl önceden başlamak gibi bir avantaj. Onun haricinde tarım, toprak, ağaç, fide, ekme, biçme bunların hepsini burada öğrendik. Hayvancılık,
Koyun, keçi, gaz, tavuk, inek, aklınıza ne gelirse. Bir atına eşek gelmedi, bir de deve. Yani bahçeme. Onu da bulamadık Onu herhalde. da bulamadık hesabı da Deve yani. bulsak belki onu bulurduk. Bunları da yapmayı öğrendik. Biz bu 7 sene içerisinde, yani şimdi bazı örnek gösterilen YouTuber'lar var. Yani adamın dedesi, dedesinin dedesi, onun dedesi de orada. İneği biliyorlar, ekmeği biliyorlar, biçmeyi biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Biz Bir de 30 köylü yaşımıza... dedesini de bildiği için ya bu filanın torunu diyor. Dedesinden dolayı ona da hürmet ediyor. Biz gelince senin babanı da tanımıyorlar Ha işte herhalde. bilmiyorlar bu adam zengin mi, fakir mi, iyi mi, kötü Annen mü? zaten buralı değil. He. Babası da arkadaşlar hani çocukluğundan itibaren çıktığı için onu da çok tanıyan yok. Hani amcanın ismini söyleyince seni tanıyorlar. Aynen. Yani şöyle bir hayale kapılmayın. Köye adım atacağız. Evi kuracağız. Hayvanları alacağız. Devletten hibe alacağız. Köylüden, insanlardan desteği Şimdi o alacağız. soruları da mesela şöyle bir dönelim. Hibe alın demişler. Arkadaşlar 6 yıldır köydeyiz. Herhangi bir hibeden hiçbir şekilde yararlanamadık. Biz başvurduk. Bize şey dedi oradaki görevli. Hani bu yıl çıkmaz da seneye çıkar. Ya niye çıkmazsın? Şu başvuranlar arasında en genç bizdik. Çoğu 55 yaş üstü. Zaten isimler anlayın İşte hani arkadaşlar. orada üniversite mezun olanlar falan öncelikle işte genç çiftçi bakımından. Genç çiftçi diyor 50 yaşındakine veriyor. Bir başvurduk gerçekten çıkmadı. Sonradan Hanım da anladık. başvuruyor, ben de başvuruyorum. Bak iki üniversite bitirdim. Gencim, öğretmen, üniversite mezunu, Evet. bayan yok. Şimdi... Benim ablam mesela Kırıkkale'de başvurdu. Hemen çıktı. Ertesi başvurdu. Hemen çıktı. Hani kadın olduğu için özellikle öncelik veriliyor diye. Gene enişte tarafı da var yani. Şey vakıflar yani. Ha olaya vakıflar da demek istediğim kadına öncelik Tanıdıkları veriyor. çok. Yani onlar bir torpil yapmıştır demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok Ama yapmadın sen. yapmadım. Bazı şehirlerde torpil işlemiyor ama böyle küçük yerlerde Küçük arkadaşlar yerlerde işliyor. emin dayın yoksa. Aha bana mesela müftülüğe başvur demişler. Arkadaşlar müftülüğe başvurdum. Kabul olmadı. Dedi ki 25, 15 tane talebe olması lazım. Dedim ki 25 kişi var. Dedi ki çocuk genç olması lazım. Yaşlıları saymıyoruz. Yaşlı büyükler saymıyoruz. Dedim ki o zaman senin 19 tane 20 tane artık kaç tane koysa doğru düzgün toplasan 15 tane çocuk çıkıyor. Sen böyle bir yere ilçeye niye 2 katlı 3 katlı müftülük binası yaptınız? Madem sadece çocuklara hizmet edeceksin. Ücretli öğretmenin yanına. Ücretli öğretmenliğe başvurdum. Yaklaşık bir aydır arkadaşlar bekliyorum. Daha önce başvurduğumda da bana dedi ki biz onu kendi aramızda hallediyoruz. Matematikten anlıyorsan gel dediler. Şimdi bunu söyleyince kabul etmiyorlar. Ama bu yıl tekrar başvurdum. Bu yılda yaklaşık bir aydır bekliyorum. Bir ay geçti herhalde okul başlamadan önce başvuruluyor. En son aradım. Dedi ki ilden biri gönderildi dedi. Halbuki oradaki görevler bana dedi ki ilden biri gelince Biz parasının buradan kimse gelmez. İlden kimse gelmedi bugüne ilden kadar bugüne dediler. kadar kimse gelmedi ilden dediler. Zaten 3-5 milyarı yola verir dediler. Sizi alırız gibisine dediler. Sonra başka köyden birisi vardı. Onun dedesi falan soruşturuyor dediler. Dedim ki dedesinin dayısı varsa dedim ya da dedesi bir dayıysa dedim. Bunu sokar dedim. Şey Ama bekledim bekledim olmadı. En son ilden biri geldi dediler. O da kim bilmiyorum. Torpil döndü mü dönmedi mi onu da bilmiyorum. Ama seni alırız dediler. Bir aydır bekliyorum. Alan olmadı. almadık diye de aramıyorlar yani. Neyse bana gelelim. Yani sahil bir şekilde ne o İşkur aracılığıyla bazı şeylere başvurdum. İşkur O aracılığıyla bunu temizlik yolları alıp imam yapacaklardı. Sonra çok uzak olduğu için ayda 10 bin belki yola gidiyordu. Geri kalan 6 binden geçin dediler bu sefer. Onu yola verip. 6 aylığını oraya taşın dediler. Arkadaşlar İşkur'dan işe başvurunca da şöyle bir sıkıntı oluyor. İşkur'un işinden bir kere yararlanınca 6 yıl mı alamıyorsun tekrar? 5 yani. 5 yıl tekrar yararlanamıyorsun. Bu sefer de yaşa takılıyorsun. Benim Ya yaşın ama ben üstünü de zaten dedim. Ben almıyorlar. dedim ki yani hani burada imam olaraktan hani geçici imam olaraktan Evet. şeyleyecekler. Ya ben dedim ki hani İşkur'dan başvuruyoruz. Ya ama siz oradan alacaksınız. Ama benim Evet. başvuru İşkur'dan dedim beni seçmezler. Yani Seçmiyorlar, beni de seçmezler seçmediler. dedim. Yani Yani siz gelecek oradan evet. beni ayıklayacaksınız falan filan. Ya orada at bile bellidir dedim. Evet. İnanmadılar bana. İki Şimdi kere başvurmama rağmen olmadı. ben E-Devlet'ten başvuruyorum. Yani Hoca Bakanlığı sitesinden falan başvuruluyor ama en sonunda ilçe milli eğitimde ya da He. en son İşkur'a da başvursanız en son ilçede ya da ilde hallediliyor.
O iş en sonunda bir tanıdığa kalıyor. Zaten yorumlarda daha önce birisi yazmıştı. Ben ilahiyat mezunum. Atanmak öyle kolay değil. Ücretli öğretmenliğe de tanıdığa veriyorlar dedi de ben yine de umutlandıydım yani. Yani bu bahsettiğimiz her şeyde geçici işçilik Ha bunların bir de hepsi. şu var. Mesela geçenlerde tekrar İşkur buraya alım yapmış okullar arkadaşlar. Ayda 12 gün çalışıyorsunuz. Bir gün çalışıp bir gün tatil şeklinde. 7.000 TL. Yine iyi dedik. Hani yine iyi ama 10 aylıktı bu. Yine iyiydi. Ama 5 yıl herhangi bir iş kurunun işinden yararlanamıyorsunuz. Onu da hani iş iyi geldiği için hani 12 gün ya az ya maaşı az da olsa her gün çalışmadığın için zaten doldurmuşlar. Biz çalışanları duyunca anladık bir iş alımını. Yani eğer iş iyiyse hiç sana söylemeden birileri yerleşiyor. Eğer iş kötüyse atıyorum tuvalet temizlenecekse Erdoğan gelsene tuvalet temizlenecek. Caminin tuvaleti diye alacaklar. İmamlık yaptıracaklar ama tuvalete gidip baktıklarında "Aa burayı da niye temizlemedin?" diyecekler. O da yani şimdi bir de o şu var. Orada imamlık mevzusunda bir de şu oldu. Yani köylerimizde arkadaşlar vakit namazı kılınmıyor. Evet. Çünkü camiler olmadığı için cumadan cumaya köylerimizdeki imamlarımız cumadan cumaya kıldırıyor. Genelde öyle Vakit evet. namazı kılmıyor. Çünkü kimse aç gelmediği için imam ne yapsın? Yani varıp da bomboş camide kendi kendine namaz kılacak hali yok ya. Burada imamın bir suçu yok yani. Köylerimiz az olduğu için camiler de olmuyor. Cumadan cumaya kılınıyor. Ama orada şöyle bir olay oldu. Tamam dedim, yaparım, sıkıntı değil. Ben köylüyüm. Cumadan cumaya giderim o köye. Namazı kıldırır gelirim dedim. Ama orada bir şey oldu. Yani öyle iş olmaz da falan da işte. Sabah namazına gideceksin dedi. Yani dedim ne Akşam yapayım namazında arkadaş? kıldır gel dedi. Yani alacağım orada 10-15 bin. Öbür adam 10-15 binin de hesapladığı o gün 8-9 o da lirası yola yola gidiyor. gidiyordu. Ya neyse buralar karışık bir konu. Yani Yani şimdi demek istedim sizin önerdiğiniz şeyleri biz zaten yaptık. İş yaptık, aramıyor yaptık. değiliz. Fazlasını Bir yaptık iş yapmıyor arkadaşlar. değiliz. Hayvancılık diyorsunuz. Bir ara Başvurmadık değil 7 hilelere. tane ineğimiz vardı bir ara. Dönmüyor yani bu sistem bu şekilde dönmüyor. Dönse bu 50 yıldır belki daha fazla yıldır 1950'den itibaren bu böyle. Köy sürekli göç vermezdi yani. Aynen. KOSGEB mevzusuna gelirseniz arkadaşlar KOSGEB belgem var. KOSGEB aldım ben bunu yıllar önce aldım. Ta İstanbul'dayken aldım Göçmeden yani. evvel de bu belgeleri hazırlayıp Şimdi biz çıktım. onu bir arkadaştan aldık. Arkadaştan kastım yani eğitimi veren bizim bir tanıdığımızdı. Ücretli bir şekilde eğitimimizi aldık. Belgemizi, kağıdımızı aldık. Orada şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla mevzu şu. Yani örnek veriyorum. Kenarda köşede küçük bir bakkalsın. Ama devletin vergi şeyinde değilsin. Oltasında değilsin. Tamam mı? Yani Ya da evde üreten birisisin. İyi bir ha. satış yapıyorsun. Dükkan açacaksın. Açacak paran yok gibi. Arabayı sattın girdin Bak mesela. devlet orada seni takip edemiyor. Evet. Senin vergini bilemiyor. Ama sen de büyüme aşamasındasın ya. O ya sana bir 50 bin 100 bin veriyor. Seni direkt vergiyle kendine bağlıyor ve artık sen vergi veren bir kulsun. Yani bu işte bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi işi yapıyorsun. Düzeni kuruyorsun. Parayı harcıyorsun. Onlar hasbelkader size 1-2 yıl içerisinde o parayı verirse. Mesela bu arkadaşlar mandıra sisteminde de bu geçerliydi. KOSGEB işletmesi olmuş oluyordu. Şimdi diyelim ki mandırayı yaptınız. Yapmanız için diyor ki adam sana. Diyelim ki bir ahır yapacaksın. Ahır 100 bine mal oluyor misal. Sen o KOSGEB'in standartlarını sağlayabilmen için ahırın maliyeti ya da mandıra sistem oluyor artık. Belli bir metrekare, altı işte ızgara sistem, suluk sistemi, yem sistemi 1 milyona mal oluyor. KOSGEB diyor ki bunun yarısını veriyorum diyor. Sen zaten 100'e halledeceğin şeyi 1 milyonu hallediyorsun. KOSGEB 500'ünü veriyor. Sen ekstra bir 400 lira zaten Ya bunu 400 bin zaten zararda zaten oluyor. bunu çok zenginler bir şekilde hallediyor. Zengin Ya hallediyor da hallediyor. Yani senin adam zaten o başta o parayı verecek paran olmadığı için KOSGEB işin en sonunda bir de o onaylanırsa. Ya adam diyor ki şu ampulleri uzunla büyüklük arasında şeyde Evet. projede ampul farklılığından dolayı şunları tek tek bize değiştirdiler diyor. Ya arkadaş hayvanla bir bağlantısı yok, Evet. sistemle bir bağlantısı yok. Tek yapması şurayı aydınlatması ama onu yani bir saçma sapan da işler var. Mesela Yani şey anlatalım. Geçen yıllarda arkadaşlar bir şey vardı. Hibe vardı. Hibede 3 kişi. Bunun mantığını size anlatalım. Bu bu 20 yıldır da oluyormuş. 30 yıldır da oluyormuş. çok çok uzun senedir. Yani Evet. bu biz orman köyü olarak geçiyoruz. Orman köyün müdürlüğü diye, or köy diye geçiyor arkadaşlar. Her yıl değil de ya her yıl kendine bağlı
köylere yardımlarda bulunuyor ama yıllardır bulunuyor. Yardımlar güzel. Sadece yardımda küçük bir sıkıntı var. Sıkıntıyı anlatıyoruz. Erdoğan Bey, diyelim ki bir kişi daha var. Üç kişi birbirine... Erdoğan benden ziyade. Yani bu köyde farklı, farklı. Üç farklı kişiye verecekler. Yani evet. Diyor ki ben diyor Orköy olarak Güllüyük'te üç aileye hayvan yardımı yapacağım diyor. Evet. Üç kişinin birbirine kefil olmasını istiyor. Şart bu. Yani biri ödemeyince diğer iki kişi bunu ödemek zorunda kalıyor. Çok enteresan bir şey. Bir başvurduk, birbiriyle mahkemelik, birbiriyle husumetli, birbirini dolandırmış. Biz dedik geri çekilek. Kimin ödeyeceği belirsiz. Dedim adamı arıyorum, merkezi arıyorum. Yani diyoruz ki biz 5 kişi bulalım. Maaşı olan 5 kişi ipotek bilir. Ben sana kefil bulayım diyorum ya. Bir değil 5 tane kefil bulayım arkadaş dedim. Yani evet. Ben sana 5 tane kefil getireyim. Ama ben birbirimize kefil olmayalım. Birbirimize dedi. Kefil olmak istemiyorum. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Ben sana para veriyorum. Ve sen yani şey bankadan para çekiyorsun. Şu da senin kefilin diyor. Yani durduk yere birbirimize kefil yapıyor saçma sapan bir şekilde. Ya da şey gibi düşünün. Şehirdesiniz. Hiç apartmanda belki hiç sevmediğiniz bir insanla devletten hibe alıyorsunuz. Yani kendinizi empati yapın diye diyorum. İkiniz devletten hibe alıyorsunuz. Adam size sırf husumetinden dolayı onu ödemez ki o ödesin diye. Yapar mı? Yapar. Abi bak şöyle bir şey var. Yani köylerde ilişkiler çok çabuk değişebiliyor. Evet. Ve bu 2 yıl ödemeyeceksin. 2 yıl sonra da 5 yıl ödemeli, taksitli ödemeli bir olay. Ortada 7 yıl var. Ya arkadaş saniyelik ne olduğu belli olmuyor ki. Ya yolda gidiyoruz arkadaşlar. Bazen görmemiş oluyoruz dalgınlığımıza geliyor. Arabanın kornasından bip yapıp selam vermeden diye adam bir yıl küsüyor. Mesela yani dedim ki adam bana en sonunda ne dedi biliyor musun? Abi dedi haklısın dedi. Telefonda konuşuyor. Ama değiştiremiyor. Ama dedi, burada dedi yaz burada yazmış dedi. Elin adamı ben yazmadım ki bunu dedi. Seni anlıyor. Gerçekten haklısın. Yani yukarıdan hari köylü için bir şeyler yapmak isteyen yukarı kısım yani görevliler, patronlar artık ne diyorsanız adına yani köyle bir bağlantıları yok. Şimdi onlara da bazen kızamıyoruz. Sebebi de şu. Çok yakından birimiz, bir yakınımız şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu yıllar evvel devletin et politikası vardı. Hani bazı marketlere bilirsiniz arkadaşlar ucuz et, kıyma satışları oldu. Buna dair dedi ki ya dedi ben anlamıyorum dedi. İnsanlar etsiz mi dedi. Yani eti bulamıyorlar mı dedi. Devlet neden böyle bir şeye girişiyor dedi. Ette asgari ne var dedi. Ücretten hallice geçinen biri. Enteresandı yani. Niye? Ama etsiz yemek yemedikleri için ya da bu etin insanların ete olan ihtiyacını bilmediği için dedim ki Anadolu'da dedim insanların evine et kurbandan kurbana girer. Onu tüm yıl boyu yemeye çalışır. Eğer girmezse kolay kolay gidip de kasap kültürü çok nadirdir yani. Gidip de kasaptan kolay kolay et almaz. Kurban eti seneye kadar bir dahaki kurbana kadar gider. Mesela il olaraktan il bazında bak biz karavanla gezdiğimizde de atıyorum Yerköy'e gittiğimiz zaman kasaplar full tavuk dolu. Çok nadir kırmızı et var. Sivas'a gittiğimizde kırmızı et ve köfte. Evet. Karadeniz'e gittiğimizde pirzola ve köfte. Hani oranın meşhur aynen. Köftesi ve mangalda pirzola. Bir de yani, halkın zenginliğiyle de alakalı işte. Mesela Kayseri'ye gittiğimizde pastırma sucuk daha çok ağırlıkta. Yani il bazında önemli. Hani memleketi de haliyle buralar olmadığı için insanların halinden anlamıyor. Yani insan insanın halinden anlamazken yöneten zenginin de anlamasını da bekliyorsun ama anlamıyor. Hasılı toparlayacak olursak yani ücretli Kur'an kursu hocalığından okul öğretmenliğine imamlıktan belediye veya sahil yerlerde çalışmaya kadar birçok işlere evet. Başvurmadığımız yerler kalmadı diyecek değiliz abartmış oluruz ama yani ekran karşısında böyle hani hiçbir şey yapmıyormuş gibi görülüyor olabiliriz ama öyle değil onu anlatmaya çalışıyoruz. Hepsini denedik bir onları denedik konsept COSGAP'inden hibesine, paralısından paralısızına kadar bazı mesela o veriyordu, Orkey'i veriyordu ama o, yani oradan alabilme lüksümüz bize lüksti. Ben dedim ki benim dedim kapımda iki tane inek var ben şu yastığa akşamleyin başımı rahat koyuyorum uyuyorum. Yani o adam verecek mi vermeyecek mi, ödenecek mi, ödenmeyecek mi falan filan o mevzulara hiç girmeyek yani. Neyse onunla ilgili kötü tecrübeler de var başka köylerde ondan dolayı biliyorum arkadaşlar. Hasılı çok şey denedik. Evet. Çok şeye başvurduk. Burada yani şöyle bir şey var.
videonun konusu biraz farklı bir yere gitti ama sohbet ediyoruz. Yani göç etmeden önce de hani sizin önünüze her kapı... Hediye alırız. Ha şunu yararlanırız. Mesela 200 koyun, 300 koyun mu ne vardı? Yani 100 koyun mu ne vardı hibesi? Ya 100 koyun hibesine niye başvurmadınız? Arkadaşlar tek tapu 300 dönüm tarla istiyor. Ya da değerinde ev istiyor. Ya da değerinde istiyor. Ev istiyor ki köydeki evlerin değeri de o hibeye gelmediği için. Bizim burada tek tapu tarla yok. Tarla doğru düzgün yok. Tarla tek tapu değil bizim. Aynen. Yani öyle ekranda o bir şahlandıraraktan anlatıyorlar ama yani biraz böyle birazcık daha böyle ayrıntılı bakaraktan. Yani bize denk gelmedi. Denk gelen de varsa ben Koya Koç kanallarına bakıyorum. Hadi biz değil onlar da yararlansa belli olurdu yani. Değil mi? Aynen. Belli olurdu. Şimdi burada konuyu şuna getirmek istiyorum. Yani bir iki tane izleyicim ciddi ciddi bana kızmış. Yani bir böyle... tanesi şey demiş işte geçen yıl ben sana Pettas'a gir dedim de girmedin. Seni takipten çıkıyorum. Kusmuş etmiş bir şeyler oldu. Ben de anlamadım abim. Sıkıntın yani, ne diyeceğim? Benim abim de daha önce Pettas'ta çalışmıştı. Ya geçtiğimiz ay Pettas bir sürü adam çıkardı. Senin kardeşin Pettas, çıktı. Zehir bir yer. Yani Pettas sağlıklı bir iş yeri değil ve hani Pettas'a girdiğinizde de size 40-50 bin 30-40 bin değil ha. 18-20 bin. İşte bir süre çalışıyorlar. Sonra kadroya girecekken pat çıkarıyorlar. Tazminatı fazla birikmeden pat çıkarıyorlar. Bazı elemanları var diyor. Emekliliğe yakın olanlar onlar duruyor diyor. Tazminatı çok biriktiği için diyor. Çıkarırsa. Ama mesela kaynama evi bir çıkardılar. Nasıl çıkardılar? Nasıl ettiler? Diyor ki bana bir kağıt imzalattılar diyor. Çocuğu mahkemeye de veremedik. Mahkemesini de yapamadık. Yarı engelli geçtiği için bana diyor bir kağıt imzalattılar diyor. Meğer istifa kağıdıymış. Ben anlamadım. Kendi rızamla çıktım kağıdı. Yani durduk yere niye öyle bir kağıt imzalasın? Dilekçe verse hani çıkmak istiyorum diye o başka bir şey. Rızamla çıkıyorum diye. Hani çıkmış ama rızamla çıkıyorum. Yani çok mevzu döndü, dönüyor. Yani hayat yetenek. Öyle yani şimdi kimse de yanlış anlamasın. Yani öyle orada oturarak izleyerek yani başarılı birilerini görüyorlar. Yani o başarılı birilerinin arkasında ne yatıyor onu bir incelemiyorlar. Evet. Onu demeye çalışıyorum. Ben burada birkaç tane YouTuber'dan birkaç tane birilerinden bahsettim. Adam demiş ki sen demiş onu tırnağı olaman demiş. Ya tırnağı olaman dediği adam 100 yıldır aynı köyde koyunculuk yani davarcılık yapıyorlar. Şu an ayda 200 bine yakın YouTube'dan kazancı var. 150-200 bine yakın YouTube'dan kazancı. Sen de diyor onun gibi diyor 10 tane inek al diyor. Onun gibi dediği kişi ayda 200 bin kazanıyor. He. Sadece YouTube'dan, ekstra koyundan, inekten gelirlerini saymıyoruz. Yani 10 tane ineği bir alabilmek ne kadar ya, yüksek bir mevcut. Tamam, YouTube gelirini şuraya koyalım. O yeni oldu. Yeni derken yani o ailenin, o babanın oğluyla beraber oldu. Ama babası orada, onun babası orada, onun babası da orada. Ve şu an mevcutta 6-7 adam var. Bu. Ya bir tane farklı YouTuber'lar veya köy ve tarım ve köy işiyle ilgilenenler. Şu soruyu sormuyor mu? Ben mesela görüyorum. Ayda en aşağı bir hafta ya bir fuara gidiyorlar ya bir geziye gidiyorlar. Tarımla alakalı, çiftçilikle alakalı veya hayvancılıkla alakalı. Şu soruyu sormuyorlar mı kendilerine? Yani arkadaş bu gittiyse şu an hayvanlara kim bakıyor? Arkadaşlar yani, biz 20 gün karavanla gittik. Hayvan yoktu. Bahçe vardı. Bahçeyi de eşimin annesi topladı. Sadece suyunu açtı yani. Hani topladı kendine götürdü daha çok hani biz gelince kendimiz hazırlarız yani. Diye. Yani o halde bile bahçe harap olmuştu yani 20 günde. Bu da hayvandan bahsediyoruz. Bu adam bir hafta dolanıyor ondan sonra bu kişi şöyle koyuyor. Zaten fuarlarda ve o çiftliklerde ve reklamlarda bulunmalarının şeyi işte bunlar. Yok işte adını getir kadın girişimci, kadın hayvancı, kadın köylü veya işte erkekler başarılı bir girişimci falan filan diye gözümüzün önüne koyuyorlar ya. Yani bütün her şey bu kişiye bina edilmiş gibi konuşuluyor. Ben diyorum ki bak orada anası var, babası var, kardeşi var, kendi var. 100 yıldır orada yaşıyorlar. Zaten bir sistem var. Ya kiminin 2 tane çobanı var ya. Bugün 2 tane çobana en aşağı 60 bin lira maaş verirsin. Kalacak yer, yakıt. Ondan sonra yemek, telefon ve internet de ve sigara da veriliyor. Ya ben alkolünü, bir tane çobanı varmış haftalık böyle bir alkolü vardı diyor ona içki bile veriyordum diyor. Hmm. Bu başka bu YouTuber falan değil. Dağda düşün yani adamın içkisine kadar verilen yer oluyor. Çok bizim, mu? Bizim köyde en yakın akrabamız eşimin babasının dayısı. Babaanne yok, hala yok, teyze yok, baba yok, ana yok, kardeş yok.
Amca Bir de yok. yani ortada o kadar çok karmaşık bir sistem var ki bunu anlatmaya Yani çalışıyoruz. onlara bir şey dediğimize değil arkadaşlar. Tabii helal Dediğimiz hoş dedi. olsun. Güzel işler Yani yapıyorlar. Başarılı olsunlar. kıyaslanırken birinde paranın olup da birinde olmadığını, birinde parayla beraber iş gücü olan potansiyel aile kalabalık gücü de olup birinde olmadığını dikkate almanız yani. Ha, Ya kendiniz videomuzu için de eğer göçmek istiyorsanız bunları dikkate alın. Yani bir davar sürüsüne girecekseniz tek başınıza olmuyor. Yani onun için arayanlar da var. Benim hemen para kazanmam lazım. İşte 50 tane keçi koyun Ya almam beni biri lazım. aradı. Dedim ki bana keçi için geliyor. İbrahim'in kanaldan gelmiş. Ya dedi işte bir işe girmemiz lazım. İşe girişmemiz lazım. Bu bir dükkanım var ama olmuyor burada. Pek tutmadı dedi. Abi dedim. Ya işte benim bir köyde yer var dedi. Oraya bir çevireceğiz dedi. İşte Halep keçisi falan şeyleri falan. Ha, ortamda sistem hiçbiri Sistem yok. yok. Hiçbir şey yok. Dedim abi kaç tane alacaksın? Ne kadar param var bilmiyorum ki dedim. Yani ondan sonra mevzu şöyle bir şeye geldi. Dedim ki abi bak hiçbir şey yapma dedim. Bir git bir tane inek olsun, 5 tane keçi olsun. Bir yılını ayır. Yani bir yılını ayır bunu yapabiliyor musun? Bir bak. Senin meran yetiyor mu? Hayvancılığın yetiyor mu? Bilgin yetiyor mu? Zamanın veya gücün yetiyor mu? Bir bak bir yıl ya. Madem bu kadar niyetlisin dedim. Ya dedi bir yıl ne? Bizim acil para kazanmamız lazım dedi. Abi dedim sen buraya zaten 50 tane de hayvan koysan bu sistemin oturması 2-3 yılı alır. O da ekstra bir gelirim varsa arkadan. Yok Dayım dedi mesela ya ne dedi? acil para kazanmamız Dayım lazım dedi. mesela 40 koyunla mı başladım dedi. He. Bunun 30'u doğum yapmadı dedi. He. Ve 200 hayvana 6 6 yıl senenin sonunda ulaştım dedi. 6 senenin sonunda ulaştım. Hani arada belki erkekler satmıştır etmiştir de. Yani 6 Dayında yıl. da düzen var. Ahır var, ev var, köylüyü biliyor, 50 sene orada yaşadı. Onun haricinde de emeklisi var. Onun haricinde hayvan dilinden de Ha, anlıyor. dilinden de baytara da gerek kalmadan da anlıyor. Şimdi bir Maşallah. baytar sadece geliyor, selam veriyor, iğne yapıyor, 1 milyar. Bakın bu kadar, bunlar var. Yani benim burada üzüldüğüm nokta yani bence bilmeyen kişilerin diyeyim. Çünkü yani bize böyle Ya bilmeyince, beceriksizmiş gibi davranmaları. arkadaşlar kişi geliyor diyor ki, aha bu ne biçim patates? İyi büyümemiş patates. Hani hiç yok diyor. Patatesi üstte büyüyen bir şey sanıyor. Ondan sonra aa diyor, bu diyor ne güzel diyor domates diyor. Ne zaman verecek diyor. Abla diyorum o biber. Mesela Heh. anlamıyor. Anlamadığı için de ama anlamayanlar olabilir. İlk defa hani bu işe girişmek isteyenler olabilir. Biraz ne nerede yetişiyor, ne nasıl yetişiyor, Şimdi hayvanlara nasıl bakılıyor? yani şöyle bir olay var. Bak biz hareket ettik. Biz hareket ederken böyle çok kazanıp yani zengin olma hayali. Çünkü herkeste bu var. Herkes bak biz buralara geldiğimiz zamanlarda bana şu soru çok soruluyordu. Ayın sonunda ne kadar kazanıyor sorusu vardı, değil mi? Ayın sonunda kazandığım para bilmiyorum dedim. Yani bu her ay değişir, senin yaptığın işe göre değişir. Bir de hadi dedim çok kazandık. Yani sen domatesi gidip pazardan mı alacaksın? Eti gidip kasaptan mı alacaksın? Yani senin amacın ne anlayamadım dedim. Yani benim amacım, bizim gayemiz köy hayatını yaşamak, sakin bir hayat yaşamak, kendi ürünümüzü organik bir şekilde üretip, hayvanımızı temiz bir şekilde yetiştirip, ürünümüzü kendimiz yemek. Buydu. Bizim niyetimiz buydu. Biz elhamdülillah arkadaşlar. Bence biz buna ulaştık. Sadece artık para, geçim, emeklilik, sigorta ve yaşlılıkta ne yapacağımız mevzusu ülkemizde o kadar dert haline geldi ki yani bunlar bize de yansıdı ve bunun telaşı şu son bir yıldır bizi de aldı ve artık kendi zihnimizi yeni toparlaya başladı. Biz neler ne niyetle geldik? Bizim niyetlerimiz bu değildi. Tevekkeltu alallah. Rızkı veren Allah. Yani rızık için telaş etmeye gerek yok arkadaşlar. İstikbal. Endişeyi istikbal. Yani istikbal gelecek. Gelecek endişesi. Arkadaşlar valla daha yarına yaşayacağımız şu videodan sonra, bir saniye sonra, 2 gün sonra gelmemiş bir günün derdini bugünden çekmenin bir anlamı yok. Ama asrın acısıdır yani. Asrın hastalığıdır. Telaşı rızk. Yani rızık telaşı, endişeyi istikbal, gelecek endişesi bu milletin en büyük derdi olmaya başladı. Geçenlerde fark ettim. Benim çocukluğumda bir söz vardı. Derlerdi ki ne olacak bu ülkenin hali? Bak bu var ya bu hatta bir komedi gibiydi.
Yani herkes birbirine sorardı ve böyle filmlerde, dizilerde, skeçlerde böyle ne olacak bu ülkenin hali? Bir şey oldu. Ya ne olacak bu ülkenin hali? Artık sormuyorlar. Ülkenin hali oldu. Anlatabildim mi? Yani Nasıl kurtulacak bu ülkeden? o gün kurtulabilme umuduyla millet birbirine ne olacak bu ülkenin hali diye soru soruyormuş. Artık arkadaşlar dikkat ettiyseniz ne olacak bu ülkenin hali diye kimse sormuyor. Ama ülkecek şöyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani herkes kendi bacağından asılır mantığıyla. Herkes bana değmeyen yılan bin yaşasın mantığıyla. Bunlar Yahudi He, atasözü bu arada aynen. arkadaşlar. Yani Belki herkes demeyelim de. iyilikten maraz doğar mantığıyla. Yani o kadar sıkıntılı cümleleri söylüyor ki size, hani yanlış olanları. Bu mantıkta hareket ettiğimiz için bencilleştik. Bence fakirleştik. Milletçe de. Zengin zenginleştikçe fakiri görmedi. Fakir de veya orta gelirli de, o da bir aşağıdakini görmedi. Yani illa ultra zengin diğerini görmüyor değil. Yani bugün bir askeri ücretli bile askeri ücretle geçinemeyeni görmüyor. Yani anlatabildim mi? Yani hiç fark etmez. Diyor ki bir tane gazeteciden dinlediydim. Takside gidiyoruz diyor. Ya diyor işte diyor falanca diyor bilmem ne diyor bakan diyor 5 milyon çalmış diyor. Tamam bak 5 milyon çalmış diyor. Neyse muhabbet biraz ilerledi. Bir yerden sonra şey dedim diyor. Hani ne yapıyorsun ya sen de dedim hani iyi, bir böyle bir iki dolandırıyorsun ediyorsun mu gibisinden, tamam mı? Ya abi dedi bizde dedi ekmek parası dedi. Bak az önce bakanın çaldığına kızan adam kendi çaldığını da itiraf etmiş oldu. Ve orada o yazar dedi ki abi dedi değişen hiçbir şey yok dedi, karşısındaki adam anlatıyor. O herkes çalabildiği kadar hırsız dedi. O 5 milyon çalabiliyor. Sen 5 lira çalabiliyor. Bu seni ondan daha iyi etmiyor. Bak bu seni ondan daha iyi etmiyor. Unutmayın, içkinin bir damlası da haram, bir fıçısı da haram. Faizin 1 lirası da haram, 1000 lirası da haram. Yani bu mantık artık kayboldu. Zaten bu yüzden bence nasılsak öyle yönetiliyoruz mantığı var. Ve bu bir hadisi şeriftir. Çok uzattık. Sohbet niteliğinde olduğu için hanelerinizde de misafir oluyoruz. Bilerek uzatıyoruz yani. Birazcık yani böyle beceriksiz bir iş bilmeyen, yani siz de hiç adım atmıyorsunuz. Her şey önünüze gelsin. Arkadaşlar şurada yarım saatlik bir video yayınlıyoruz. Biz 7 seneyi saate bölsek bir sürü dakikalar olur. Yani her şeyi de size yansıtmadığımızı düşünüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Videonun adı köye göçmeden önce bizi dinleyin var ya. Yani şunu izah etmek istiyorum. Köye göçmeden önce arkadaşlar evvela köyde ne işi yapacaksanız, hayvancılık yapacaksanız da, tarım yapacaksanız da, mantar yetiştirecekseniz de, solucan yetiştirecekseniz de, köy hayatındasınız, sabun veya mum yapıp satacaksınız. Veya internet mağazanız var ama köy hayatı yaşıyorsunuz. Mağazanız, eviniz ama internetten alışveriş yapıyorsunuz. Ne olursa olsun yani kırsala göçme niyetindeyseniz yani şunu unutmayın. Geçim kaynağınız orada ne yapıyorsanız o olmayacak. Yani o hayvandan gelen sütü satacağım da ve sana gelir elde edecek. Yani sizin zaten geçiminiz olmuş olacak. Bu bir emekli olabilir. Bu bir ev kirası olabilir. Bu babadan gelen bir para olabilir. Yani ekstra bir başka bir şey olabilir. Pasif gelir diyorlar ya. Yani çalışmadan kazandığım pasif gelir. Bu pasif geliriniz varsa ve şehirden bunaldıysanız olur ya abi 4 artı 1 değil de 2 artı 1, 1 artı 1 yerde oturursun ama mutlu olursun. Anlatabildim mi? Hareket edersin. Hayatını ona göre düzenlersin. Ve ne yapmak istiyorsun? Bahçede bir şeyler mi yaptın? Az bir şey ek, biç, domates, melemen, eşe dosta sat, bir şekilde aç. Zamanla büyürse o işten de para kazanırsın. Ama geçim kaynağı o olmayacak. Bu bir. Bu ya, bu zaten başka bir şey de yok ki. Başka bir şey de yok. Yani bu. Köye göçerken geçim kaynağınız, köye göçtüğünüz yapmak istediğiniz iş olmayacak arkadaşlar. Onun haricinde hayvancılık, kimse anasının karnından süt sağarak doğmadı. Kimse toprağı ekerekten doğmadı. Bugün YouTube denen bir şey var. Gir içerisine arkadaşlar.
Yani en fazla bir kere yanlış yaparsınız, ikinciye düzeltirsiniz. Bu kadar. O üzerinden bir yıl geçer. Yani ineği böyle sağmadın. Abi zamanla alışırsın. Tohumu yanlış mı ektin? Seneye doğru ekersin. Bu. En fazla bir sene deneyimlemiş olursun. Kimileri de ikinci denemeye düzelmiş olur. Lakin şu bir sıkıntı, onu söyleyeyim. Şehirde yaşayan insanlar, oradaki insan ilişkileri çok farklı. Yani orada sosyal bir ilişki yok. Ama köyde insanlar birbiriyle ciddi manada yakınlar. Yakın olmak zorundasın. Evin yakın, tarlan yakın, bak kapıya çıkıyorsun bir sürü akraba, eş, dost. Bana kalırsa tarım ve hayvancılık işi çok daha kolay, öğrenmesi çok daha kolay. Ama insan ilişkileri çok daha zor. Onu söyleyeyim. Burada size tavsiyem böyle dört dörtlük hülyalarla gelip işte birbirimize geleceğiz, gezeceğiz, misafirlikler olacak, selamlaşacağız, güzel günler geçecek, eskileri anacağız falan filan böyle bir rüyayla gelmeyin. Çünkü herkes kendi halinde artık. Siz zaten İstanbul'dan, büyük şehirden geldiğiniz için birazcık yolunacak gaz konumunda olduğunuzdan dolayı eğer cebinizde de para varsa zaten yormanın peşinde olurlar ve siz çok dolandırılır ve kandırılırsınız. Ha zaten yolacak bir şey de kalmadıysa çevrenizde eş, dost ve arkadaş da kalmıyor. Benden bu kadar. Hele bir de karı koca maaş alıyorsa ki Oo. ilk geldiğimizde bizi öyle sandılar arkadaşlar. Ben çalışıyorum sandılar, bunu çalışıyor sandılar. İkimizi de gelen para istiyor. Yani hiçbir iş yapmasa da para istiyor. Yevmiye 100 liraysa bizden 200 lira istiyor. Anlayamadık. Sonra dediler ki sen ilçede çalışmıyor musun? Dedim ilçede çalışsam gidip gelirim her gün dedim. Ben her gün evde duruyorum. Görmüyorsunuz mu dedim. Onunla çok yakın bir arabamıza dediler ki abla sen söylemedin mi Kübra çalışıyor diye dediler. Vaha kaldım böyle. Nerede çalışıyorum ben? Kafadan bizim eve o sıra 20 bin miydi neydi işte. Para soktular yani. Yani hasılı hayvancılık, tarım ve bahçe işleri öğrenilir. Zordur ama öğrenilir. Ama insan ilişkileri ondan daha zor. O da yapacak bir şey yok. Kapınızı kapatırsınız, olur biter. Dediğim gibi köye göçme niyetiniz varsa her ne iş yapacaksanız yapın. Hiç önemli değil. Bakın hiç önemli değil. Pasif bir geliriniz varsa gidin. 4 artı 1 olmaz da 1 artı 1 olur. Bir dönüm yer olmaz da 250 metrekare yer olur arsanız. Mesela Ama bazen de şey mutlu olabilir. olduğunuz yerde Bazen bulunursunuz. de şey olabilir. Hani bazı köylerde artık müstakil evler kiralanabiliyor. 100 liraya da kiralarsın. Deneyimle, 500'e de kiralarsın. Yani mesela deneyimle, o yani köyde de yaşayabileceğin mi? bak Yani çok gittiğin güzel bir köy. şehir değildi. Yani Artık yazlı, kiralarsın. kışlı, yani hiçbir şekilde yeri geldi mi köyün dışına çıkmadan yaşayabiliyor mu? Şu sobayı yakabiliyor mu? Yani bahçeyi yapabiliyor mu? Gerçekten ya, yani bütün bir hayatı riske ataraktan bir yerlerden bir ev alıp araba şey mekan alıp arsa alıp da parayı yanlış yere yatırmaktansa bir yeri kiralayıp değil mi? Bir yıl 2 yıllık sözleşme yapın. Gidin ekin biçin edin eğleyin. Tamam, bir bakın bir Ya dolanın. da köyü sever mesela ama o köyü sevmez. Mesela tamam He, tarım o da olur. hayvancılığı sever de köydeki insanları sevmez, evlemez. Ona göre çıkar gidersiniz yani evinizi de satmamış olursunuz. He. Köyü seviyorsanız orada yaşam devam eder. Ha bir Ona geliri göre. varsa, hayvancılık yapmayı istiyorsa, yani parası varsa cebinde de bu adamlara da bu insanlara da şunu söylüyorum. Gidin birilerinin yanında bedavaya çalışın. Bakın adamın yanına varın. Hayvancılığı onunla beraber bir yıl yapın. Tarım mı yapacaksın? Sera ürünü mü yapacaksın? Ne bileyim ağaç mı yetiştireceksin? Ne yapacaksan yani fikrin neyse yapan adama gidin. Arkadaş ben bu işi öğrenmek istiyorum. Bu konuda Bir yılımı İbrahim'i sana tebrik ederim. İbrahim Akyalçın'ı ben bu konuda Mesela tebrik ediyorum. ilk bir yıl bir gitmiş Bir yıl değil gelmiş ya, bir bir mi? Bir buçuk. buçuk 2 yıl dedi. Evet. Yani 1,5-2 yıl yani bedavaya Bir de çalışmış yani. yerleşeceği yerde de fizibilite çalışması yapmış mesela. Ha, bir Nereye yılda yayarım, nasıl yayarım? kendi memleketinde çalışma yapmış. Dolanmış, etmiş, eylemiş. Ondan 1,5 yıl önce de arkadaşının yanında ciddi manada hayvancılık yapan, dağlarda yaşayan o adamlarla beraber hayvancılığı Yani öğrenmiş. şöyle bakınca sanki 2,5 yılı çöpe atmış gibi ama kendisini belki bir 5 yıl öne götürmüş olur. Tabii. O çok, yani o bir avantaj. O Evet. bir avantaj. Demek istediğim şu. Varın birinin yanına. Emin olun var ya, size kapısını açar, yemeğini verir, harçlığınızı bile verir arkadaşlar. Bak bakın. Bedava gidin ve
Ben bu işi öğrenmek istiyorum. Bir yılımı ayırdım. Yeriniz, mekanınız varsa siz bana öğretin. Ben de öğrenmek istiyorum deyin. Emin olun arkadaşlar. Yani ben bu ülkede kimsenin yok diyeceğini sanmıyorum. Ya ben gerçekten sanmıyorum yani. Yani herkes yanına şey geziyor. Eleman Ha bir de geziyor. şey diyen de vardı. İşte milletin işini yapın, para kazanırsınız. Zaten çoğu emekli. Geçen birisi söylemiş eşime. Bir ton diyor, 1,5 ton mu ne kömürünü diyor, attım diyor. Bana dedi ki diyor, 10 lira versem yeter mi dedi diyor. Bir ekmek parası arkadaşlar. 50 torba, 60 torba. Hani eşim için söylemiyorum. Eşimin attığı videoyu Ha söylemiyorum. yok, şey, bir önceki videoda dayım verdi. Allah razı olsun. Yani O şey Ervan harçlığını da vereyim şunu yardım et dedi. Dayım verdi. Bunu başka bir arkadaş bunu anlatıyor. başka biri anlatıyor. Belki 50-60 torba kömür taşıyor. 10 lira veriyor. Bu 10 yıl önceki bir mevzu değildi arkadaşlar. Geçen yılki mevzu. Yani şimdi Geçen yılda 2 ekmek etsin hadi. bir de bir şey diyeceğim. Ya bir videomuzda da bir şey ya neyle geçindiğinizi anlayamadım gibi demiş de. Arkadaşlar şimdi zaten yeşil kartlı oluyor bir nevi. Yani kömürden anlamışsınızdır. Kömür yardımını devlet veriyor. Devletten aldığımız çok cüzi bir miktar. Yani 1 milyar mı? 1 milyar 200 lira gibi. 1 milyar 200 he. 1 milyar 200. Onun haricinde de yani YouTube'dan aldığımız var. Sahil bir şekilde yaptığımız amelelik işleri hacamat işi. Yani rakam vermeyelim ama elhamdülillah. Rakamları vermeyelim. Bazı takipçilerimiz de vermemize gerek Gerek yok. yok ha. Bu sizin Yani özeliniz yani demiş. şimdi adam illa neyle geçiniyor, neyle geçiniyor diye. Şimdi o Hey. da yani gelmek istiyor. Yani sen şu an 7 senedir orada yaşayabiliyorsan yani bir şekilde para var veya bir şeyler var sen hani ben burada durmak istemiyorum artık diyor. Yani o da onu Yani izah şimdi etmek istiyor. herkes de YouTube'u yapabilir mi? O meçhul. Ya yani YouTube'dan önce de pazarlara gittik, hayvanımız vardı. Bak süt işinde şöyle bir olay var. Pazar güzel bir pazar olsa hala çıkar Hala diyeceğim. çıkarız. Şuraya mesela en yakın ilçenin pazarı arkadaşlar 4 kilometre ötede çıkacağı çoğu zaten köylü. Adam alırken senden almıyor da manav gibi satan o halden getiren adamdan alıyor. Öyle olunca sen de gidince çok ucuzda satıyorsun. Bak pazara gelen halden mal alan adamın gözü ışıldıyor bizim ürünleri almak için. Köylü geliyor bizden değil ondan alıyor. Az sonra Köylüden kastı şey yani şehirlerde ya da ya da ilçede Almancılar ya da yaşayan kişiler gelenler. o halden mal getirip satan yani sürekli bu işi yapan ilden gelen farklı illerden gelen kişiler daha sonra pazarın sonunda hatta bazen başında bizdeki ürünü atıyorum 5 liraya mı satıyor? 1 lira 1,5 lira teklif ediyor. Sen bunu eve götürünce çürüyecek diyor. Ben bunu her pazara götür satarım diyor. 1'e 1,5'a belki 2'ye alıyor. Onu götürüyor bunu köylü domatesi diyor 15'e satıyor. Aynı yan yana ya. Geçen enişte de diyor teyzemin kocası. Ya yan yana satıyoruz fasulyeyi diyor. Adam diyor benden 40 almıyor da ondan gidiyor 60'a alıyor diyor. O da diyor ki cenazem var diyor. Öğle namazına yetişeceğim diyor. Bitsin diye uğraşıyorum. Geldim pazara diyor. Adam yanımdan geliyor 60 alıyor. Benim önümdeki 50 liralık ürünü almıyor diyor. Yani o Hani halbuki ürünlerde şey. mantıken ne? Ucuz alırsın, köylüden alırsın, daha sağlıklı dersin. Bir de şöyle Pahalı da bir olsa bazen lüksümüz var. köylüden Yani biz alırsın. şimdi götürüyoruz 5 kasa domates. Yani ben o domatesi geri getirsem evde bir daha çıkacak 5 kasa. Yani bunu satmam lazım. Yani bize Şimdi avantaj sadece şey kalıyor. Pazara bedava gitmiş oluyorsun. Yani bazı işler istediğiniz gibi yürümüyor. Anlatabildim mi? Yani burada hem üreteceksin hem orada satacaksın. Bu sefer de çok ucuza veriyorsun. Yani işler size şöyle söyleyeyim. Yani bakın uzadıkça uzuyor ama muhabbet açıyor arkadaşlar. Şimdi bak arkadaşlar siz bu X kişisisiniz tamam. X kişisi köye göçtü. Zaten biraz hal vakit yerinde veya imkan var. Hayvan aldı. Arkadaş hayvanlar bırak ikisi 300 kuzuruyor. Ondan sonra devlete hibeye başvurdu. La hibe de geliyor. Ya peynir Başvurmadı. Başvurmadı. Komşularımızdan alıyor bazen. Normalde bir hibe başvurunca hemen çıkmıyor arkadaşlar. Bir hibeyi aldı. Hayvan öldü, bir şey oldu. Zaten para ödemiyor. Sana bir hibe daha çağırak dur diyor. Aradan bir yıl geçme bir hibe daha çağırak diyor. 3 yılın içerisinde adama 2-3 hibe mi çıkıyor? Yani hayat çok farklı. Yani orada göründüğü gibi değil arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. X kişisi köye göçme kararı almış. Hayvan alıyor tamam mı? Yani hayvan bırak ikiz kuzulamayı 300 kuzuluyor. Ondan sonra hibeye başvuruyor daha başvurmadan çıkıyor. Ondan sonra hayvanlar buna 5 liralık hayvanı 3 liraya alıyor. Bak işler rast gidiyor ya var var böyle insanlar var. Rabbim yürü ya kulum deyince
gerçekten işi güzel rast giden insanlar var ama bu 1000 kişide 3 kişi. Anlatabildim mi? Yani yok demiyorum. Ama 1000 kişide 3 kişi. Siz YouTube'da veya böyle gözümüze yok Çiftçi TV'de yok bilmem ne de gözümüze soka soka koydukları kişiler var ya. O 1000 kişideki 3 kişiler. Diğer 1000 kişiye kimse ne oldu diye sormuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşi rast gitti mi? Adam daha peyniri yapmadan peynirleri 500 lira peynir adam 600-700 liraya satıyor. Bak, bak işi rast gidiyor. Size bir şey soracağım. Şimdi bu X kişisini çıkaralım. Bak düzen burada. Şimdi buraya kimi korsak bu adamın işi rast gidecek zaten değil mi? Şimdi biz bu adama başarılı oldu diyebilir miyiz? Kendince başarılı. Değil mi? Bu X kişisi. Yani kimi koysak başarılı olacak o yer. Yani işleri hep rast gidiyor. Ama ben hani, genelde gördüm. Dayası olan başarılı. Yani ama o başarıyı elde edemeyeceğinizi düşünerek de hareket edeceksiniz. Biz 7 senedir buradayız. İnan eğer yani geçici işçilikten tutun, sahil işçiliğe, hibesinden tutun, ne bileyim götürdüğümüz domatesi ucuza satmaktan, mecburiyetten bızağı satmaktan, mecburiyetten bugün ben 40 milyara yakın keçi sütünü 20 milyara sattım arkadaşlar. Yani genel manada. Ve ben kargoya 200-250 lira para verdim. Arabayla çıktım yukarıya 50 lira. Bu 20'nin de belki 7 lirası masraf, paketleme, ha, yani, kargo. Astarı yüzünü geçti. Gitti yani işin hasılı çok zarar etmedim ama zarar ettim. Bu bir gerçek arkadaşlar. Yani ciddi bir zararım yok ama zararım var. En büyük zararım şu oldu aslında. 8 ay boyunca bu hayvan işi beni çok yordu. Vaktimi harcadı ve YouTube'dan elde ettiğim geliri kısıtladı. Zarar demeyelim de 8 aylık bir tecrübemiz oldu ve öğrenmiş olduk. Yani bu da bir tecrübeye dönüştürmüş oluyorum. Yani yola çıkacağınız zaman engebe var, çamur var, dere var, depe var, düzlük var. Bunların arasından geçmeyi göze alacaksanız gelin. Pasif geliriniz yoksa. Sadece arkadaşlar dayanız varsa gelin diyorsa gelmeyin ya. Ya işte zaten dayanız olsaydı istemediğiniz yerde yine yaşıyor olmazdınız. Köye gelince de bulacak değilsiniz. Düzeninizi bozmayın. Ya bir şey diyemiyorum. Bak o bir önceki videomuzda insanlar o kadar bunalıyor. O kadar bunalıyor. Bir çıkış kapısı arıyor. Yani kimse de pasif bir gelir yok. Bazen içinde bulunduğu nimet anlayabilmek için insan bir çıkıp tecrübe etmesi lazım ama geri dönebilme imkanınız da olması lazım. Hani bazen şehir çok bunaltıcı gözüküyor da yani bizim mesela bugün ya da son yıllarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bir evimiz olmuş olsaydı gider miydik bilmiyorum. Ha, büyük bir mesela şehirde diyelim ki pasif bir gelirimiz var ve şehirde bir evimiz var. Onun kirası geliyor ama bir şekilde buradaki işler de çok sarpa sardı diyelim. Yani belki de dönerdik bilmiyorum. Belki dönerdik. Hani yani şu an İstanbul hala bana cazip gelmiyor da mesela Kırşehir'de bir evimiz olsaydı aynı düzenle orada devam edebilir miydik? Yok Kırşehir'de hani de Kübra yani Kırşehir'de bir kira 15 bin. İşte kira yani ödemeden onu. Ama bugün bir köyde 15 binlik bir gelirle gayet güzel bir emekli hayatı yaşayabilirdik biz yani. Hani, o da var. O da var. Yani zaten ona göre de işimiz gülürdü. Yani bakın şunu unutmayın. Yani kafa var ya kafa aylık geçim rızık yani bunlar olmaması lazım da insan oluyoruz. Allah affeylesin. Çünkü Allah'ın Rezzak ismine muhalif davranmış oluyoruz bu sefer. Allah diyor ki ben diyor rızkınıza kefirim diyor. Hasan-ı Basra Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında 90 yerde Allah'ın rızkı kefil olduğunu gördüm. Sadece bir yerde şeytanın insanları rızıkla korkuttuğunu gördüm. Gördüm ki insanlar Allah'ın 90 vaadine değil de şeytanın bir tane yalanına inandığını gördüm. Bu her şeyi anlatıyor. Ama bakın kolay bir şey değil. Yani manevi anlamda, maddi anlamda şu 7 sene içerisindeki buhranlıklarımız kolay değil. Buna her insan katlanamaz. Yani çok şey yaşadık ya. Yani şu an konuştuklarımızın belki %1'i yani. Ne denir? İçi yani seni dışı beni yakar var ya. Şöyle söyleyeyim. Bazen içi beni dışı kendimde seni. Mesela hissettiğim aylarca hiçbir kelime konuşmayasım var. Yani o kadar bıkkınlığım var ki. Hiç kimseye göresim yok. Kimseyle konuşasım yok. Bazen Erdoğan'la bile konuşasım yok.
Elime eteğimi çekesim var derler ya, o tarz bir şey var. Ama bir şekilde Kolay düzenlemeye değil. Yani çalışıyorum. Yani maddi şeyden ziyade insanlarla yaşadığımız o psikolojik sıkıntılar insanı en çok, çok da o. En çok da o. yani Ha bir diyelim ki insanı aslında sevmeden insan o kadar yıpratmıyor. Ama bir insanla sevip de ya da bir bağ kurup da ondan bir beklentiye giriyorsun ya, o da insan beni da sevsin insan. diye. Hani yalnızlık Allah'a mahsustur diyor hani. Yani Hani şey diyor, sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevecek. Elma değil. Bu elma değil. Bu insan bir varlık yani. Duvarı da sevsen bir süre sonra o ama sevginin peki kırılmaz yani belki. bizim bu insanlarla olan ilişkimizin bu kadar had safhaya gelmesinin sebebi aslında maddi olaraktan bir yerlere Heh. gelmediğimizden dolayı. Maddiyatımız olsa ona göre olurdu değil Biz mi? Maddiyat maddiyatı manevi anlamı da düzeltiyor biz aslında. aslında maddiyatı sorun etmiyoruz ama o bizi üzen insanlar maddiyatı sorun ettiği için üzüyor. Heh. Ha bir de şu var. O duruma gelmeseydik onların gerçek yüzünü görmezdik. Bu da bizim en büyük tecrübemiz oldu. Yani sen şöyle Yani ilk söyleyeyim. zaman yüksek bir Mevla'yla gelip geçinseydik kim dalga olur, kim şey anlamazdık. Aynen. Bugün anlıyoruz yani He, bir şu an yerden. çok maskeyi düşürdük, gördük yani. Belki de biiznillah Rabbim zenginlik nasip eylesin. İzleyicilerimize de nasip eylesin. Rabbim Müslüman'ı zengin eylesin. Afiyetle. Amin. Afiyetle, kolaylıkla. Amin. O gün neye ve nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik diye düşünüyorum ben. Yani adım atacaksanız o manevi anlam çok zor. Maddi kısım hele çok zor. Pasif bir gelirle geçim olayını bir garantiye aldıysanız yerin büyüklüğü, mekanın büyüklüğü falan filandan ziyade hareket edin ve mutlu olduğunuz yerde yaşayın. Ama dediğim gibi Yani gelir şart artık ya. bugün kendi kendimize dedik ki biz hani YouTube'dan vesaire işlerimizden yüksek mevzalar kazansak ev alsak ne yapacağız dedik. Yani sonuçta biz burada yaşamaya devam ediyoruz. Tamam ev alsak bile dedik. Çok yakın bazı yakın akrabalarımıza ona ev alırız, buna araba alırız, şuna şunu yaparız dediğimiz kim varsa 10 liranın lafını edecek hale geldiler. Yani biz belki o kişi 2,5 milyonluk belki ev alıp aman otur sıkıntı yaşama bundan sonraki ömründe diyeceğimiz kişiler 10 liranın, 20 liranın, yeri geldi bir ekmeğin, yeri geldi 100 liranın paranın yani adını lafını yaptılar. İşte Ya yollarını yeri birine geliyor işte sürdüler. adını getir yani Yani Allah da şey yani o şeyin kime gitmemesi gerektiğini bizi bir güzel uyarmış oldu. değil mi? Aynen. Yani sen Aynen. kulum aklını başına al, yarın sana para versen bak kime gideceğini gör gibi oldu yani. Bence de, bence de. Yani bunlar bizim için büyük bir tecrübe oldu. Bir eğitimden geçtik diye umut ediyorum. Hem Biraz de acı geçtik de Rabbim hani şöyle dua etmek gerekir. Rabbim her zaman ihsan eylesin. Amin. İmtihan eylemesin. Amin. Çünkü Bakara suresinde de şöyle bir güzel dua var ya. Mesela bazı sahabe şey dua ediyor. Sadece ahirette güzel şeyler için dua ediyor. Sonra çok hastalanıyor. Cildinde yaralar çıkıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki sen nasıl dua ettin? Şey o dünyadaki günahlarım yani ahirete bırakma burada He. benden al diye dua ediyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki ya dua etmek varken bu dünya için de ahiret için de sen niye sadece orası için dua ediyorsun diyor. Rabbim bize bu dünyada da ahirette de güzellikle ihsan eyle. İyilikler ihsan eyle diye. Yani Amin. iki dünya için de güzel şeyler murad edelim. Aynen. Rabbim de Allah'ın izniyle kulunu karşılıksız korusun. İzleyicilerimin son kez bir şey söylemek istiyorum. Yani Erdoğan seninki gibi bir hayat. Arkadaşlar lütfen böyle bir dua etmeyin. Evet. Benim arka planda neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Nasıl buhranlar yaşadığımı bilmiyorsunuz. Nasıl maddi Evet. sıkıntılar yaşadığımı bilmiyorsunuz. Yani beni örnek göstererekten yapma. Yani Erdoğan gibi bir köy hayatı derseniz bu sefer benim yaşadıklarıma siz de maruz Yani kalırsınız. duanız o şekilde geçer. Dua Bana mesela öyle şey etmeyin. derler. İşte kızım da oğlum da senin gibi uzasın, senin gibi uzasın. Benim uzama serüvenim arkadaşlar çocukken ciddi bir rahatsızlık geçirdim. İlaçların yan etkisi olaraktan benim boyum aşırı uzadı. Tamam ailemde genetik olarak boy uzunluğu var. Ama doktor bana taş çatlasın 1,74 olurdu. Ben 10 santim daha Ya bir fazlasıyım. hastalığın neticesinde Yani kullandığın çok ciddi bir ilaçların boy rahatsızlıktı. uzamasını. O sırada bu sahip ilaçların kullanımı, doktorlar zaten söylemişti çocukken bu yan etki olarak boy uzatır falan Aynen, diye. aynen.
Onları kullanmam sonucu aşırı bir boy uzamam oldu. E şimdi siz senin gibi diyorsunuz, Allah muhafaza yani bir hastalıkla boy Hayır. uzamasındansa O doğal yüzden uzaması. yani dualarınızın başına afiyetle, kolaylıkla deyip duaya başlayın. Ya Rabbi, Kendiniz için direkt bir dua afiyetle, isteyin. afiyetle, kolaylıkla, hayal ettiğimden daha güzel bir köy hayatı nasip eyle. Hayal ettiğimden daha güzel bir hayvancılık yapmak istiyorsanız hayvancılık nasip eyle. Yani afiyetle, kolaylıkla mutlu olduğum ve yaşamaktan zevk aldığım bir yerde olmaktan nasip eyle. Ama o afiyetle, kolaylıkla kelimesini unutmadan duanızı öyle edin. Kişiler ve şahıslar üzerinde gözünüzde yani arka planda neler olduğunu bilmediğiniz için böyle ben çok ediyorlar. Üzülüyorum yani. Allah muhafaza yani onlar için tekrar dua ediyorum. Daha güzellerini Rabbim nasip eylesin diye. Mümine yani kendisindekinden daha fazlasını istemedikçe iman etmiş olmuyoruz. Ben senin elindekini görünce mutlu olmuyorsam iman etmiş olmuyoruz yani. Rabbim kamil bir mümin olmayı afiyetle kolaylıkla nasip eylesin. Afiyetle kolay duayla bitirelim ya. Bu video valla güzel oldu. Sona kadar gelenlerle içinde bir güzel dua etmiş olalım. Rabbim afiyetle kolaylıkla ya Rabbi rızanı Cennetül Firdevs'ini cemalini talep ediyoruz. Rızanla Cennetül Firdevs'inle cemalinle müşerref eyle. Aldığımız abdest, kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, yaptığımız dua, tövbe ve kurbanlarımızı kabul eyle. İn, cin, şeytan, büyü, nazar gibi musibetlerden koru. Aşi ailenin gölgesindeki kullarından eyle. Ya Rabbi, tembellikten sana sığınırız. Fakirlikten sana sığınırız. Fakirken zulme uğramaktan, zenginken zulmetmekten sana sığınırız. Ya Rabbi, elimizi attığımız işlerde muvaffak olmayı nasip eyle. Afiyetle, kolaylıkla bana ve aileme zenginlik nasip eyle. Burada izleyen izleyicilerimize de He, bizlere de burada el açmış, dua eden. sağlık, sıhhat, afiyet, şifa ihsan eyle. Maddi manevi hastalıklarımıza, günahlarımızı Amin. affeylesin Rabbim. Bizi ve neslimizi hayırlı mübarek kullarından eylesin inşallah. Tüm dua eden izleyicilerimizin de dualara şu an bu duaya Herhangi katılan bir herkese dertleri, duaları sıkıntılar kabul varsa eylesin Rabbim Rabbim. biiznillah çözüm yollarını göstersin. Afiyette hastalıklarına şifa ihsan eylesin. Sıkıntılarını kolaylıkla gidersin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sahur programımıza katılmayı İki rekat tövbe namazı bulmayı.